Yine 15 Kasım'a kadar gider gerçekleşmemizde 96.996.018 lira olarak gerçekleşmiş. Yıl tamamlanmadığı için oranları henüz koymadık. Edirne Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının ikinci bileşiminde 2015 mali yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Laboratuvar ücretlerini kaldırdık. İman araçları ile ilgili bir çalışma yaptık. Belediye Başkanı Recep Gürkan Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Edirne Belediyesi'nin 2015 yılı mali bütçesi 165 milyon lira olarak kabul edildi. Toplantıda Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Refik Şahin tarafından bütçeyle ilgili meclis üyelerine bilgi verildi. Şahin, bütçenin 165 milyon lira olduğunu, özellikle meskenlerde kullanılan suya zam yapmadıklarını belirterek mezarlık ücretlerinde ise indirim yaptıklarını kaydetti. Daha değerli bir bütçe için titiz bir çalışma sonucu diğer müdürlüklerden gelen gider tekliflerini birleştirip gider bütçesini ve izleyen 2 yılı gelir tahminlerini hazırlayarak bütçe ilke hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturdu. Belediye başkanımız tarafından gerekli incelemeler düzeltme yapıldıktan sonra 25.8.2014 tarihinde bütçe tasarısı encümene havale edildi. İş makineleri ile alakalı bir ücret indirimi yaptık. İş makinalarının ücretleri liste gibi ve daha önce de bunun ücretlendirmesi depodan çıktığında başlıyormuş. Biz bunu çalışacağı yere vardığı zaman ücretlendirme başlayacak. CHP grubu adına söz alan belediye meclis üyesi Selçuk Çakır, bütçe tarifeleriyle ilgili önerilerini sundu. Hizmetlerin önceliği ve mevcut nakit durumu gibi gerekçelerle ayrıntılı harcama ve finansman programları gözetilerek mali hizmetler biriminin görüşleri alınarak üst yönetici tarafından ödenek kullanımına ilişkin ilkeler belirlenebilir. Edirne Belediye Başkanlığı 2015 mali yılı bütçe tarifesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarifeleri başında bulunan inşaat temel üstü ruhsat kontrol ücreti (parantez) taban alanındaki daire sayısı tek bağımsız bölümlü yapılarda blok başına kapa parantez ibaresinin parantez içindeki hükmünü iptal edilerek sadece inşaat temel üstü ruhsat kontrol ücreti şeklinde değiştirilmesini öneriyoruz. Gerekçe olarak altındaki gördüğünüz gibi sayfa 19'dadır bu değişiklik önerimiz. Gördüğünüz gibi metrekarelere sınıflandırdığımız için parantez içerisindeki hükümsüz kalıyor. Bunun için şeklen bunun çıkarılmasını talep ediyoruz. Daha sonra 2015 mali yılı bütçe tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. Bütçe kararnamesi de maddeler halinde okunarak oylandı. AK Parti grubu adına Turgut Terzi, MHP grubu adına da Ahmet Karagül'e söz alarak bütçede ödenek üstü harcamalarla ilgili gösterilen hassasiyete teşekkür etti. Burada ödenek üstü harcanamaz kısmını aktarımlarla aşılması konusunda gerçekten ihtiyacı gözeteceğimize olan inancımızı aktarıyoruz. Bu konuda hizmetler öncelikli olarak gerektiği zaman artırımı mutlaka yapılacaktır ama hassas davranmasına tekrar teşekkür ederim. 2015 mali yılı analitik gider bütçesi de tek tek okunarak onaylandı. 2015 yılı bütçesinin onaylanmasından sonra konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni bütçenin hayırlı olması temennisinde bulunarak Edirnelilerden topladığımız bu parayı son kuruşuna kadar yine Edirne için harcayacağız dedi. 7. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Edirne'miz için, belediyemiz için, İnsanlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Edirne halkının bize tevdi ettiği görev çerçevesinde yine Edirnelilerden topladığımız bu parayı son kuruşuna kadar yine Edirne ve Edirneliler için harcayacağız. Önümüzdeki yıl 2015 yılında Plan Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız da ben de ve az önce sizler de o şekilde uygun gördünüz. Edirne ilimizde, şehrimizde konutlardaki su ücretlerine zam yapmadık. Aynı tuttuk. Bu önemli bir şeydir. Çünkü belediyelerin, bizim düzeyimizdeki belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi su gelirleridir aslında. Ama biz vatandaşın içme suyuna ulaşımını, erişimini bir insan hakkı olarak gördüğümüz için bir kuruş dahi fiyatı artırmayarak içme suyu ücretlerini konutlarımızda, meskenlerimizde aynı tuttuk. İnşallah halkımıza önümüzdeki süreçte daha temiz, daha hijyenik, daha sıhhatli ve daha kesintisiz içme suyunu temin etmeyi de hep beraber
başaracağız. Belediye Başkanı Gürkan, Edirne Belediyesi'nin 2007 yılından 2015 yılına kadarki bütçe rakamlarını açıkladı ve belediyenin 3'er aylık gelir gider bilançosunu meclis üyelerine sundu. Edirne Belediyesi'nin bu yıl 102 milyon lira gelirine karşılık 96 milyon lira gideri olduğunu belirten Gürkan, 3 milyon lira eksiyle devraldığımız belediyeyi 5 milyon lira artıdayız dedi. 2007 yılı bütçesi 86 milyon 939 bin 400 lira olarak yapılmış. 65 milyon 77 bin 595 lira olarak kesinleşmiş ve gelir gerçekleşmesi %75 oranına sahip olmuş. Aynı yılın bütçesinde gider gerçekleşmesi de 63 milyon 154 bin 949 lira olarak gerçekleşmiş ve %73, yani %75 gelir, %73 gider bütçesi oluşmuş. 2009 yılında bütçemiz 87 milyon 202 bin 783 liraya düşmüş. Gelir gerçekleşmesi 47 milyon 437 bin 898 lira olarak gerçekleşmiş.